Buyurun. Robin Hanım burada mı? İçeride. Misafirimiz geliyormuş. Ona haber vereyim dedim. Çoktan aldım haberi. Ben gazeteciyim Garo. Unuttun mu? Hem de çok iyi bir gazetecisin. Onunla tanışmanın bir yolunu da bulabilirsin değil mi? Buldum bile. Söylesene. O adam söyledikleri kadar güçlü mü? Tarihte bazı insanların yıldızının parladığı zamanlar vardır. Ben işimi yaparken birçoğuna şahit oldum Garo. Ve emin ol, işte bu gelecek olan adam da yıldızı parlayanlardan. Belçika, buraya gelme sebebiniz iş için. Ama davetiyeniz yok. Yani? Yani Osmanlı Devleti'ne giriş yapamazsınız. Sizi geldiğiniz gemiyle geri göndermek zorundayım. Beyefendi benim davetlim. Matbaamdaki makineler için geldi. Edward Joris. Osmanlı'yı kimden dinlediyseniz yanlış dinlemişsiniz. Burada her iş rüşvetle yürümez. Onlar gazetelerin uydurması. Eğer o parayı memur beye vermiş olsaydınız, kendinizi gelir gelmez Osmanlı'nın zindanlarında bulurdunuz. Ama size şunu söyleyebilirim ki, Osmanlı'nın zindanları tam da gazetelerde anlatıldığı gibi. Bana bak. Kimsin sen? Ha? Beni nereden tanıyorsun? Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne şans eseri buradaydım, ne de şans eseri seni kurtardım. Ben Robina Fine. Bahsetmişlerdir sana. Ha. Sen o gazeteci kadınsın. Neyse ki bahsetmişler. Evet. Öyleyse bu anı iyi hatırla, bayan gazeteci. Çünkü ben payitahta artık ayak bastım. Bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacağım. Ne yapacaksın? Dünyayı değiştirecek kadar büyük ne yapacaksın? İşimi yapacağım. Öldüreceğim. Bir değil binlerce insanı öldürsen de dünya değişmez. Değişir. Yanılıyorsun. Değişir. Bu şehrin fatihi Sultan Mehmet Roma'yı da fethedecekti. Otranto'yu da ele geçirmişti. Ne oldu? Öldü. Eğer ölmeseydi Katolikler hala bu Müslümanların emrinde olurdu. Bir adam ölür, dünya değişir. Nereye gidiyorsun? İş bulmaya. Sonra da seni bulacağım. Güzel kadın.